Evet sevgili seyirciler, ana hatlarıyla günün başlıkları böyleydi. Saat 20'de de ayrıntılarını bulabileceksiniz. Güne dair tüm gelişmeleri takip etmek için ana haber bültenimizi kaçırmayınız diyerek başlayalım. Pazartesi klasiğimiz Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden kıymetli hocamız Profesör Doktor Feride Bahar Işın bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine güzel ve umut dolu bir program olmasını istiyoruz. Çünkü özellikle teknoloji hususunda katma değeri yüksek ürünler üretme noktasında umutlarımızı tazelediğimiz günler oluyor pazartesiler. İşte bugün de 5G teknolojileri ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin haberleşme teknolojilerinde geldiği durumu konuşacağız ve çok değerli konuğumuz haberleşme teknolojileri kümelenmesinin yönetim kurulu başkanı Sayın İlhan Bağören. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağolunuz. Klasik sorumla başlayayım hocam. Artık belki malumun ilamı oldu bu soru ama elbette ki haberleşmenin yaşamımızdaki önemini binlerce yıldır biliyoruz hatta ve yaşıyoruz, deneyimliyoruz. Haberleşememenin zorluklarını da biliyoruz. Ama yerli olmalı dediğimiz noktada da stratejik önem kazanıyor haberleşme. Biz bugün İlhan Bey'i niye davet ettik? Öncelikle başkanıma teşekkür ediyoruz. Çünkü İstanbul'dan ayağını tozuyla geldi ve programımıza dahil oldu. Bunun haricinde de biz niye haberleşmeden bahsediyoruz? Malum hepsini çok güzel ifade ettiniz, stratejik önemi bir tarafa. Ama sadece burada haberleşme olarak da görmememiz gerekiyor bir noktada. Çünkü programdan önce de çok güzel anlattı ve ben keyifle dinlemeyi bekliyorum. Artık bu 4G teknolojisi ya da 5G teknolojisi sadece haberleşmeyle ya da iletişimle değil de ülkelerin rekabetçi avantaj kazanmaları ve küreselleşme boyutunda hani diyoruz ya diğerlerine yetişeceğiz. O diğerlerine yetişme noktasında ya Türkiye'yi hızlandıracak ve böyle yetişeceğiz ya da öyle bir noktaya getirecek ki eğer doğru şekilde biz gecikir, doğru şekilde yapamayıp gecikirsek ve arkada kalırsak ne yazık ki mesafeyi çok açacak bir noktaya geliyor. O yüzden de belki artık haberleşme teknolojilerinde iletişime ve ifade ettiğiniz gibi 5G'yi üretim boyutunda, endüstri açısından değerlendirmenin geriye ağır basıyor. Belki de buradan başlamakta fayda var. Hem işte savunma anlamında bizim için neredeyse savunma sanayi kadar önemli. Ve hani ne diyorlar, milli meselelerden biri. Ama bunun yanı sıra da üretim bağlamında bakıldığında da çok farklı bir katma değer yaratıyor. O yüzden de bu katma değer bağlamında belki başlamakta fayda var. Sadece 5G'yi haberleşme ya da iletişim olarak görmemekte. O yüzden başkanım, bir kere Türkiye nerede? Hani 4G diyoruz, 4.5G diyoruz. Milli diyoruz, yerli diyoruz, ulusal diyoruz. Onu anlatıp bir de 4, 4.5, 5G bunların hani artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Hepimiz 5G'yi, 4G'yi, 4.5G'yi biliyoruz. Ama bunların farkları ne? Ve doğasında bize ne getirecek? Buradan bir başlarsak bugün çok konuşacak şeyimiz var. Şimdi Türkiye nerede dediğinizde Türkiye 4G'de bir kullanıcı ve pazardı. Yani zaten haberleşme teknolojileri kümelenmesinin kurulma hikayesi de öyle başlıyor. Yani 4.5G lisansı verildiğinde bir yerlilik kriteri getirildi. %45'e varan, 3 senede artarak %45'e varan bir yerlilik kriteri vardı. İlk bir senenin sonunda bakıldığında %1 bile olmadı. Hı hı. Çünkü Türkiye bu teknoloji konusunda üretici değildi. Altyapısı yoktu. Altyapısı yoktu. Aslında dediğiniz gibi güzel şeyler vereceğim, haberler vereceğim, umutlu haberler vereceğim. O kadar da kötü değilmişiz. Ama bunun üzerine sağ olsun OSTİM Başkanımız Orhan Bey ve BTK bir kümelenmenin bu boşluğu dolduracağını düşünerek bütün oyuncuları çağırdı. 120'den fazla firma bir araya geldik ve bir günde bir küme yapımızı gerekliliği ortaya çıktı. Kümeyi başlattık. Şu anda %20'lere gelmiş durumdayız. Yani üretim oranı. Firmaların hepsi Ankara'da değil değil mi bu kümenin içinde? Değil. İstanbul'da da çok firmamız var. Yani Anadolu'ya dağılmış.
Ama OSTİM firmaların fiziksel yeri değil pek çoğunun, ama OSTİM bizim bir çekim merkezimiz oldu. Şimdi 5G'de biz bir oyuncu olacağız. Yani sadece teknolojiyi kullanan bir ülke değil, üreten bir ülkede olacağız. Haberleşme teknolojileri kümelenmesinde en büyük katkısı ülkeye bu olacağını düşünüyorum. Tabii bunun dışında, yani yerli üretilen 5G'yi kullanmamızın dışında çok önemli de bir ihracat geliri de olacak ülkemiz için. 5G'nin önemini 4G'ye göre 5G çok farklı. Yani şuradan anlayabiliriz. 2018'in başında Amerika'da sağlık savunma NSA, Milli Savunma Örgütü Trump'a bir sunum yaptı. O sunum, gizli bir sunumda bulundu, çıkarıldı. Raporun son sayfası şöyle bitiyor: 5G'de biz lider olmazsak dünyada politik, askeri ve ekonomik olarak liderliğimiz biterdi. Zaten ondan sonra eğer takip ederseniz Çin'e karşı Amerika'nın saldırıları oradan başladı. Çünkü ya, orada lider olma yolunda ilerleyen ülke Çin'di. Aynen, aynen. Dolayısıyla pek çok ülke için 5G şu anda öncelikler listesinin en tepesinde. Bu bir haberleşme teknolojisi değil yani. Bütün endüstriyi, askeri yapıyı, bunların hepsinin temelinde oturan bir teknoloji bu. Diğer taraftan bakarsak da ne getiriyor 5G, 4G'nin üzerinde diye bakarsak, 3 tane çok önemli yenilik getiriyor 5G. Bir tanesi 4G'nin yenisi diye bakabileceğimiz çok yüksek hız. Yani 100 misli. Bir filmi saniyelerde indirebileceksiniz. Oyun oynamak falan çok daha güzel oynayacaksınız falan. Ama bu sadece bir tanesi. Diğer ikisi daha çok endüstrileri ilgilendiren. Bir tanesi çok sayıda cihaz. Yani 1 kilometre kare içinde 1 milyon cihaz. Bu 4G'nin 1000 misli daha fazla. Yani neredeyse ağacın her dalına bir tane sensör yerleştirebileceksiniz. Ki gerekecek ileride. Son özelliği ise garantili ve çok hızlı geri dönüş. Yani bir soru sordunuz elektronik olarak. Bu sorunun, yani 4G'de, 3G'de hay Allah gitmedi bir daha sorayım dediğiniz olmuştur. Kayboldu ya, nereye gitti dediğiniz olmuştur. Bu 5G'de olmayacak. Garantili geri dönecek ve çok hızlı geri dönecek. 1 milisaniye kadar hızlı. Yani 1 milisaniye dediğiniz göz kırpmaktan hızlı. Peki endüstriler için ne gibi bir yansıması olacak bunun? Şimdi bu ikinci dediğim mesela çok sayıda cihaz dediğimizde, mesela tarımda neredeyse her ağaca bir tane sensör koyabileceksiniz. Ona ne kadar su vermeniz gerektiğini çok daha iyi bileceksiniz. Her gün 1 litre su vermek yerine sadece belli günlerde gerektiği kadar su verdiğinizi düşünün. Akıllı alacağınız tarım verimi yapacağız. Düşünün. Yahut da hastaları takip edelim bilmeyi düşünün. Hastaları hiç hastaneye getirmeden takip edebildiğinizi düşünün. Her evde akıllı evler, akıllı belediyeler, bunlar için çok sayıda cihaza ihtiyacınız var. Bu çok hızlı geri dönüşü ise mesela otonom arabaları düşünün. Yani arabanın önüne bir engel çıktı. 1 milisaniye içinde cevap vermesi lazım merkezin ne yapacağını yönelik olarak. Ya hatta uzaktan bir ameliyat yaptığınızı düşünün. Bir damarın patladığını görüp de 10 milisaniyede cevap verdiğiniz zaman hastayı kaybettiniz. Onun için böyle çok kritik durumlarda çok hızlı geri dönüş gerekiyor. Hatta otonom sistemler kurulduğu zaman, o zaman operatörlere direkt bilginin gidip geri gelmesi yerine sizin kendinizin o bilgiyi de kapalı sistemde kullanmanın da getireceği avantajlar olacak büyük ihtimalle, çok, değil çok mi? Çok güzel bir soru sordunuz. Buna iki tane önemli cevap var. Bir tanesi sınır bilişim denilen yeni bir teknoloji başladı. 5G'den önce başlamıştı ama 5G'nin temelini oluşturacak bu. Sınır bilişim dediğimiz nedir? Son kullanıcıya çok yakın veri merkezleri. Yani normalde mobil işletmecilerin bir tane ya da birkaç tane genel veri merkezi olur. Bütün bilgiler oraya gelir, oradan dağılır. 5G'de ise
neredeyse baz istasyonlarının yakınlarına mini veri merkezleri konacak ve uygulamalar orada cevap verecekler. Yani bir araba geçerken, otonom araba geçerken ondan gelen bilgi baz istasyonun hemen yanında işlenecek ve cevap verilecek. Düşünürseniz veri merkezine geldi, veri merkezinden internete çıktı, oradan uygulamaya gitti. 40 milisaniyelere gittiniz, bu uygulamaları yapamazdınız. Bu mobil işletmecilerin ağını kullanarak nasıl yapabileceğimiz. Ama bunun dışında bir de 5G'nin getirdiği özel 5G diye bir yenilik var. Bu tabii regülasyondan regülasyona, ülkeden ülkeye çok değişen bir uygulama olacak. Mesela Almanya'da şimdiye kadar 180 tane 5G lisansı verildi. Yani o geleneksel olarak 3, 4, 5 tane esas mobil işletmecilerin dışında. Yani bildiğimiz mobil operatörler var. Türkiye'de mesela 3 mobil operatör var. Onlar dışında da herkes isteyen ve bu teknolojiyi kuran kendi özel operatörüne sahip olabilecek. Evet, özel işletmecilerine sahip olacak. Bunu bazı ülkelerde direkt mesela o ülkenin BTK'sından lisans alabiliyor. İlk alanlardan mesela Almanya'da Mercedes, Volkswagen gibi otomobil üreticileri ilk önce aldılar. Bazı ülkelerde ise bu işi zaten mobil işletmeciler, operatörler iyi yapıyor. Mobil işletmecilerden alın deniyor. Türkiye'de ne olacağını sürpriz 2 sene sonra göreceğiz. Daha yasal bir zemin oluşmadı. Evet, o şeyler 2000 zannediyorum 2022'nin sonuna doğru bu paket açılacak, ihale yapılacak. 2023'te de 5G'yi görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. O süreçte neler yapılıyor, ne gibi hazırlıklar var, sizin katma değeriniz nedir, bunları konuşacağız ama hani yayın öncesinde de konuştuk. Dünyada şu anda hali hazırda 5G teknolojisi faal mi, aktif olarak kullanılıyor mu, hangi ülkeler kullanıyor ve ne gibi avantajlar kazandırıyor bu teknoloji onlara? Şimdi 5G aşağı yukarı 5 seneye yayılan 3 dizi standarttan oluşacak. Yani 2G ile başladı GSM. 1G'yi bu GSM öncesi araç telsizlerine falan 1G dedik. GSM 2G ile başladı ve ama internet yoktu. Tabii tabii. Akıllı yani 1G'de de yoktu. 2G'de de yoktu. 2G'de aslında. 3G ile başladı. Yani 2G ilk sürümüydü. GSM'in 14 tane sürüm oldu 4G'ye gelene kadar. 5G 15. 16. ve 17. sürümler olarak çıktı. Bunlar 2'şer yıl arayla çıkıyor. 1,5-2'şer yıl arayla. İlki yani 2019'da dünyada ilk kullanılmaya başlanan sürüm 4 ya da 4,5G'nin üzerinde bir giydirme ile biraz daha hızlı internet idi. 2019'da bir takım olimpiyatlar da başladı. Birkaç ülke kullanmaya başladı. Ama bu gerçek 5G değil. 4G'nin neredeyse birazcık daha hızlandırılmışı ki pek çok ülkede ki Türkiye'de bunlardan birisi. Biz 4.5G ile başladığımız için zaten o hızları neredeyse 4.5G ile verebilir durumdaydık. İkinci sürüm çok yakın zamanda bitti. 5G'nin tek başına yani 4G'ye ihtiyaç olmadan direkt olarak olduğu durum. Bugünlerde o yaygınlaşmaya başlıyor. 5G'nin o iki tane daha demiştim ya yani hızın dışında iki tane daha özelliği var. O özelliklerin ortaya çıkacağı 5G sürümü daha bugünlerde yeni bitiyor standartları. Standartların bitmesinden genelde 1-1,5 sene sonra o standartları bekleyen, destekleyen cihazlar çıkar. Dolayısıyla 2023 ortalarından itibaren gerçek 5G'yi görmeye başlayacağız. Sonuç olarak bu geçen hani bazı ülkelerde şu anda 60-70 civarında ülkede 5G var aman uçuyorlar kaçıyorlar değil. Yani 5G'nin gerçek sonuçlarını 2023'ten sonra görmeye başlayacağız. Şu andaki beklenti 2024-2025'te pazar penetrasyonunun daha %15'lerde olması. Onun için yani şu anda bizim lisansımızın daha çıkmamış olması panik yapacak bir durum değil. Panik yapacak durum o zaman bizim ona kullanmaya hazır olmamamız olur. Biraz evvel sizin de çok iyi söylediğiniz gibi 5G inanılmaz bir kaldıraç olacak.
yani birazcık da ekonomik terimlerle konuşursak 4G'nin kaldıraç etkisi aşağı yukarı %4,5. Yani gayri safi milli hasılanın dünya ortalamasında 4G'nin katkısı %4,5 civarında. 5G ile bunun %10'lara ulaşmasını bekliyoruz. Yani mesela otomobil üreticisi %30'larda, %40'larda bir verim artışı sağlayacak 5G kullanarak. İşte sağlıkta, tarımda, hemen hemen bütün sektörlerde yani 2025'e geldiğimizde herhangi bir üreticinin su, elektrik kadar hayati bir gereği olacak 5G. Yani o zaman eğer üretimde 5G'yi kullanmayı başaramazsak doğasında epey bir geri planda kalmak durumunda kalacağız. Çünkü doğasında yani %4,5'dan %20'lere demek neredeyse kapatılamayacak bir eşikten bahsediyoruz. O zaman treni kaçırmamamız lazım. Biz hep bunu Osmanlı'dan itibaren konuşuyoruz. Yeniliklere uyum sağlayamadığı için Osmanlı ne gibi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Sizinle de programlarımızda Endüstri 4.0'ı bu sefer kaçırmamamız lazım dediğimiz noktada, hani sanayi devrimini kaçırdık bari bunu kaçırmayalım dediğimiz noktada bu da önemli bir paydaşı oluyor. Kaçırmamamız gereken o trenin. Peki 5G firmalarımızın hazırlıklı olması bağlamında 5G'yi kullanacak olan bir firmanın, yani işte bu altyapı yapıldı, yasal zemin oluştuğunu varsayalım. Ne gibi ön gerekleri olması gerekiyor? Yani bir yatırım yapması gerekiyor, evet. Ama bunun haricinde de mesela insan kaynaklarının bu anlamda yetkinliğini artırması gerekiyor mu? Ya da örgüt ikliminin bunu desteklemesi gerekiyor mu? Yoksa doğasında bu teknolojiyi rahatlıkla eğer imkan sunulursa bütün firmalarımız kullanabilir, uygulayabilir diyebilir miyiz? Şimdi tabii bütün firmalarımız uygulayabilir ama 5G'nin bu getirdiği yeni iş modelini değerlendirecek yeni bir bu değer zinciri vardır ya. Hı hı. Değer zincirinde şu anda Türkiye'de olmayan bir takım halkaların yaratılması gerekiyor. Hangi halkalar? Mesela en önemli olacağını benim düşündüğüm halka sanal operatörlük denilen bir yapı. Yani seyahat edenler bilirler, MVNO denilen ve şimdi markada vermeyelim diyoruz ama tamam marka vermeyeyim ama mesela İngiltere'de yüzlerce, Avrupa'da yüzlerce sanal operatör var. Sanal operatör bir fiziksel operatörün verdiği servisleri toptan alıp belli bir nişe sunan ve o nişe büyük operatörün ulaştığından çok daha kolaylıkla odaklandığı için ulaşabilen operatörler. Bizim ülkemizde bu mümkün olmadı çünkü çifte vergi regülasyonu kaldırmadık. Nedense kaldırmadık. Gelişmiş ülkelerde benim bildiğim bunun olmadığı tek ülke biziz. Hı. 5G'de şöyle bir ara iş modeli bekleniyor. Ağ dilimlemesi diye bir kavram var. Ağ dilimlemesi yani network slicing diye. Hı hı. Network slicing demek bu üç tane özellikten bahsettik ya, çok hızlı olacak, çok sayıda cihazı destekleyecek, çok hızlı cevap verecek. Bunların belli kombinasyonlarını bir paket olarak satabilmek. Yani şimdi düşünürseniz bir oyun sektörüne hitap eden bir çözümle akıllı evlere hitap eden çözüm çok çok farklı paketler olacak. Ve de bunların hepsinin operatörün, satış ekibinin uzmanlaşıp bütün bu dikey sektörlere servis vermesi mümkün olmayacak. Yani ya operatörlerimiz şimdikinin 50 misli büyüyecekler... Yahut da bu aracı sanal operatörlerle çalışacaklar. Bunların mesela dünyada şu anda başladığı oyun sektöründe, yani düşünün oyun sektöründesiniz, çocuğunuz oyun oynuyor, karşıya bir tane şey çıktı, canavar çıktı, ateş edecek, hay Allah, başka mahalledeki arkadaşı onu önce gördü ve vurdu. Çünkü onun satın almış olduğu dilimde 5 milisaniye var,
Benimkinde 10 milisaniye var. Ben daha görmeden gitti. Hemen... Keyif için verdiğiniz bir örnek ama bunun böyle stratejik hayat kurtaran sonuçları da olacak. Tabii tabii otomobiller için ayrı olacak, sağlık için ayrı olacak ve bu dilimler çok sayıda sanal operatör yaratacak. Bu mesela Türkiye'de bu olduğu zaman mesela bu operatör gelip de bir sağlık kuruluşuna tam senin istediğin gibi dilim burada işte diye verebilecek ve ona uygun da bir uygulama geliştirmiş olacak. Yani uyarlanmış bu, hizmetler de aslında. Aynen yani gelecek. Bu 5-6 senedir mesela Avrupa'da, uzak doğuda buna çalışıyorlar. Biz maalesef burada geriyiz. Yani vergi yükünden dolayı. Ya iki önemi var. Birisi farkındalık yok maalesef. Yani Horizon 2020 diye bir Avrupa destekleri vardır. Belki bilirsiniz. Avrupa'da senelerdir bu desteklerle üniversiteler, sektör oyuncuları bunların denemelerini yapıyor. Ben şimdi sağlık sektöründe dilimleri nasıl kullanırım, ben şimdi tarım sektöründe nasıl kullanırım diye ve o sektörlerdekiler yavaş yavaş hazırlanıyorlar buna. Biz maalesef bu farkındalığı uyandıramadık Türkiye'de. Yani 5G'yi iki ayrı şekilde değerlendirirseniz birisi mobil operatörlerin kullanacağı altyapıyı hazırlamak. HTK olarak biz buna hani Türk ölçeğinde yani dünyadaki rakiplerimizin %1'i, %1'i bütçelerle yapıyoruz ama yapıyoruz. Şu anda hazırlanıyoruz. Yerli altyapımız olacak inşallah. Ama bu 5G için Türkiye'nin yapması gerekenlerin onda biri bile değil. Yani 5G'den Türkiye'nin faydalanması için yapılacakların önemli bir kısmı bu altyapıyı kullanarak uygulamalar geliştirmek ve bütün bu dikey sektörlere uygun şekilde onu ağızlarına götürüp vermek. Daha hızlı koşmamız lazım. Daha kalabalık koşmamız lazım. Farkındalığı belki arttırmamız lazım. Maalesef o farkındalığı getiremedik. Bu noktada az sonra bir canlı yayına gideceğiz ama hızlıca şunu da galiba bir değerlendirmek gerekir. Yerli ve milli peki yönetmenim. Evet sevgili seyircilerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Polonya Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenlediler ve biz de bu basın toplantısını ekranlarınıza taşıdık. Stüdyomuzda haberleşme teknolojilerini ve özellikle de 5G teknolojisinde Türkiye'nin nerede olduğu konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Bağören'le birlikte son olarak Bağır Hocam bir soru yöneltmiş. Bahar Hocam isterseniz şöyle bir toparlayalım o soruyu, oradan devam edelim. Evet, şunu sormuştuk. Sonuçta bizim üniversite, sanayi ve doğasında baktığımızda üreticiler bağlamında değerlendirdiğinde biz teknoloji üretebiliyor muyuz? Yoksa teknolojiyi üretmeyi başarıyoruz da, özellikle haberleşme merkezinde konuşuyorum. Bu teknolojimizi yaygınlaştırmak ya da pazara ulaştırmak, müşteriyle birleştirme noktasında mı sıkıntı yaşıyoruz? Yani haberleşme teknolojileri kümelenmesinin yönetimi olarak biz bütün üreticilerimizi bir ziyaret ettik. Dünyadaki en büyük sürprizdi benim için. Yani inanılmaz teknoloji üretmişiz. Yani biz teknoloji üretme konusunda istediğimiz yerdeyiz. Örnek verebilir misiniz? Tabii ki patenti olan ürünlerdir ama yani sektörel anlamda. Yani mesela 5G için kullanılacak vericiler, alıcılar. Biz başlarken işte 5G'yi biz sıfırdan öğreneceğiz diye başladık. Halbuki bunlarla ilgili senelerdir Ar-Ge yapmış birçok ufaklı tefekli firma bulduk. Yani orada iyi iş yapmışız. Yani TÜBİTAK senelerdir Ar-Ge yetkinliğini arttırmak için birçok destek vermiş ve bu destekleri alan akademisyenlerimiz, küçük firmalarımız, hani world class diyeceğimiz araştırma yapmışlar. Ama ne olmuş? Bunlar rafta kalmış. Yani araştırma yap, devlet desteğiyle yahut da bir tane müşteriye, üç operatörümüzden birisinden mesela araştırma yaptığı konuda bir sipariş almış, onu da vermiş, sonraki konuya gitmiş. Yani Ar-Ge'yi artık yetkinlikte bir yere geldik. Bunu
ticarileşmeye çevirmemiz lazım. Orada maalesef durmuşuz. Yani mesela bizim haberleşme teknolojileri kümelenmesi üyesi firmaların dünyadaki rakipleri çalışan başına yılda 200 bin dolar kazanırken bizim firmalarımız yılda 20 bin dolar kazanıyorlar. Yani aynı teknolojiyi alıyorsunuz, birisi yüzlerce firmaya satıyor, birisi bir tane firmaya satıyor. Yani kötü haber mi, iyi haber mi? Ben bardağı yarım dolu görüyorum. O teknolojinin olmaması çok büyük bir problem olurdu. Ama teknoloji var. Şimdi bunu bir değil de onlarca, yüzlerce müşteriye nasıl ulaştırırız konusunda. Yani Ar-Ge'den Ür-Ge diyoruz biz buna. Ürün geliştirme. Buraya çevirmemiz lazım rotayı. Ve özellikle TÜBİTAK son 2-3 senedir buna önem vermeye başladı. Yani artık gidin ne Ar-Ge yaparsanız yapından çok. Peki bunu hangi problemi çözmek için yapıyorsunuz? Hangi müşteriye satacaksınız? O müşteriye erişebilir misiniz? Bu soruları sormaya başladılar. İyi, yani umutlu olmayı seviyoruz. Gerçekten ben bunda umutluyum. Bunu yapabiliriz. Sizinle konuşurken diğer taraftan da sizin kümelenmenizin tanıtım filmini ekrana taşıyoruz. Elbette orada reklam içeren unsurlar vardı. Onları rütük kuralları gereği yayınlamıyoruz ama kalan kısmında görüyoruz ki BTK olsun, Ulaştırma Bakanlığı olsun, TÜBİTAK olsun, firmalar olsun, akademi olsun işbirliği içerisinde bir çalışma halindesiniz. Nasıl bir ekosistem bu? Destekleriniz bu firmalar ya da bu devlet kurumlarıyla mı sınırlı? Yeterli mi? Yoksa biz 5G'de yerli üretici haline gelebileceksek eğer daha fazla mı desteğe ihtiyaç duyuyoruz? Hem daha fazla desteğe ihtiyaç var ama daha odaklı ve daha planlı desteğe ihtiyaç var. Mesela bizim projemizin 5G projesi TÜBİTAK tarihinin en büyük projesi oldu. Ama TÜBİTAK desteği demek firmaların harcaması, daha sonra da bir kısmını geri alması demek. Bu firmalar biraz evvel bahsettiğim gibi dev firmalar değil, çok para kazanan firmalar değil, Ar-Ge yapmayı bilen firmalar. Dolayısıyla cepleri o kadar derin değil. Mesela TÜBİTAK desteği 200 milyon liralık bir destek verildi. Bunun sadece 100 milyonunu harcayabildi firmalarımız. Onun için daha büyük, daha çeşitli destekler, daha odaklı destekler lazım. Yani 5G projesinde odaklıydık ama biraz evvel dediğim gibi Ar-Ge yapmak isteyen herkese alın bunu istediğiniz gibi Ar-Ge yapın değil, belli yerlere odaklamak lazım. Bizim daha rekabetçi olacağımız alanlara odaklamak lazım ve de biraz evvel dediğim gibi satabileceğin teknolojiyi çöz. Yani bizim odağımız çok güzel teknoloji geliştirmek iken şimdi artık hangi problemi çözmeye çalışıyorsun? Onun için teknoloji geliştirir ve doğru nokta atışı olarak. Nokta atışı. Peki bu 200 milyonun yalnızca 100 milyonun harcanmasının sebebi ön ödemesi gerektiği için değil mi? Evet. Firmalar önce ceplerinden ödeyeceği için bunu yapamıyorlar. Evet. Sermaye ihtiyacı. Evet. Ve de işte bu yani 110-120 milyon civarında olacaktır. Bu da dolar olarak işte 10 milyon dolar gibi bir şey. Çünkü 120 milyon harcadığınızda devlet size onun %65'ini veriyor. Peki küresel anlamda bu 5G'ye harcama, yani bir karşılaştırma yapmamız i̇şte gerekirse nedir? Rakiplerimizin %1 ile %1 arasında değişiyor neredeyse. Mesela en büyük marka vermiyoruz. Çinli üretici 10 milyar dolar 5G'ye harcıyor. Geçen hafta Amerika hükümetinden destek alan bir Amerikalı üretici, Amerikan hükümeti 500 milyon dolar verdi. Biz 10 milyon dolarlarla onlarla şey yapıyoruz. Yani biraz Don Quixote gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Doğru, hissedilebilir, evet. Ama yani yapmak istediğimiz şeylerin önemli bir kısmını yapabildik. Çok daha büyük bütçelerle çok daha iyi yapabilirdik. İleriye dönük olarak daha iyi destekler alabileceğimizi umuyoruz. Ama niyet beyanımız var yani. Ha. Aslında yapmak istiyoruz ve devam edeceğiz. Bu yola çıktık diyoruz. Tabii. Diğeri de işte stratejik bir mesela 5G ile ilgili belki 7-8 tane devlet yetkilisi var.
Yani işte Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, BTK, Savunma Sanayi, hepsinin desteğini görüyoruz ama ortalıkta sonuç yok. Herkes yürüyün aslanlar diyor. Ama peki bu desteği nereden bulacağız? Tam o belli değil. Ama yine de tüm bu koşullarda %20'ye ulaşan bir yerlilik oranından söz ettiniz ki bir kota konulduğunu da vurguladınız. Hem onu bir soralım hem de yerli olmasından ziyade hızına yetişmeliyiz dediniz. Yani treni kaçırmamalıyız dediniz. Onu biraz açar mısınız? Yani treni yetişmeliyiz dediğim, şimdi 5G çok çok büyük, yani biraz evvel bahsettiğimiz %10'lardan bahsettiğimiz kaldırıcı düzgün kullanırsanız dünyada rekabetçi olabileceksiniz. Şu anda bazı teknolojilerde dünyanın 5-10 sene gerisinde isek onları yakalama şansı var. Ama hazır olmazsak o 5-10 senelerin 30-40 senelere açılma riski de var. Ve de bu kaldırıcı biz yerli ve milli 5G yaptık diye kullanamayacağız. Bu kaldırıcı bilinçlenmekle kullanacağız. Maalesef benim bildiğim sadece BTK bu konuda zaten alanı olduğu için 5G ile ilgili farkındalık için çok çalıştı. Bir seneyi varan çalıştaylar yaparak bir 5G beyaz kitabı hazırlandı. Yani 5G ile ilgilenenlere BTK sitesine girip de o kitabı yüklemelerini tavsiye ederim. 10 değişik endüstride 5G neler getirecek ve de bir Türkiye şartlarından dolayı bunların hangisine odaklanmalı gibi bölümleri olan 5G teknolojilerini de anlatan bir kitap. Ancak bu farkındalık BTK'nın erişebildiği kitlede kaldı. Yani bilmesi gereken çoğu sanayi kuruluşlarımız daha 5G'den haberleri yok. Halbuki uluslararası rekabet edecekleri firmalar 5-6 senedir 5G ile uğraşıyorlar. Evet. Peki bu son bir seneyi değerlendirdiğimizde, hatta artık 1,5 seneye yakın oldu. Küresel salgınla sizin kümeniz özelinde ya da genel olarak haberleşme teknolojilerini değerlendirdiğimizde ileriye dönük olarak ne gibi önlemler ya da stratejiler küresel salgınla ilişkili planladınız ve bu küresel salgın dönemini nasıl geçirdiniz? Hani hep böyle haberleşme teknolojileri bağlamında bakıldığında da sanki küresel salgın böyle çok dinamik bir etki yarattı gibi bir bizim öngörümüz var ya da öyle gördük. Öyle mi oldu yoksa geriye mi çekti ya da ne yapmayı düşünüyorsunuz bu bağlamda? Birkaç değişik açıdan bakabiliriz. Birisi bilişim sektörü, yani yazılım tarafı çok negatif etkilenmedi. Ve de kısa zamanda biz çok daha verimli çalışma fırsatı bulduk. Yani pandemi bittikten sonra ne olur konusunda ayrı bir oturum neredeyse yaparız. Ama daha verimli çalışabildik. Haberleşme sektörü daha fazla para kazandı. Yani çok daha fazla kullanıldığı için. 5G spesifiğinde konuştuğumuzda bu standartların gelişmesi süresine denk geldiği için ve standartlar da genelde onlarca, yüzlerce ülkeden, şirketten uzmanların bir araya gelmesiyle yazıldığı için biraz o sekteye uğradı. 3 ay, 6 ay, 9 ay geciktiği zamanlar oldu. Ancak ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üreticiler de gecikti. Ama bu kısa vadeli gecikme uzun vadede kazanıma yol açacak. Yani gecikme kazanıma yol açmayacak da bu gelişmeler kazanıma yol açtı. Neden yol açtı? Çünkü 5G'nin getireceği yenilikleri kullanma konusunda çok çok önemli bir öğrenim yaşadık pandemi konusunda. Ve farkında yani, konuştu değil mi? Anneannelerimiz Zoom yapıyor. Yani böyle bir pandemi yaşanmasaydı teknolojiyle hiç tanışmayacak. Ve de özellikle de 5G'nin getireceği yenilikleri hiç kullanmayacak birçok kişi uzmanı oldu. Doğru. Yani bu 5G'nin hatta şöyle söyleniyor, 2032'lerde gelinecek yerlere 2022'lerde gelineceği söyleniyor. Yani toplumların bu teknolojiyi kullanabilme kapasitesi açısından. Onun için bir kazanım bile olmuş olabilir 5G'nin daha erken
toplum tarafından kullanılması açısından. Aynı zamanda endüstriyel kullanımında ne kadar gerekli olduğunu, ne kadar önemli olduğunun farkındalığı açısından. Çünkü siz endüstriyel kullanımda aslında daha çok ihtiyaç olduğunu vurgulamıştınız. Son iki dakikamız varsa sormak istediğiniz, varsa eklemek istediğiniz lütfen buyurun efendim. Güvenlik muhakkak, yani lütfen, güvenlik dediğim konuşalım. 5G'nin COVID'le ilişkisi sorgulanıyor. 5G eski teknolojilerden daha güvenli bir teknoloji. Hangi anlamda? Siber güvenlik mi yoksa sağlık? Siber güvenlik milli güvenlik açısından bir kere yerli yapabilirsiniz daha güvenli. Tabii. 5G'nin yani zararlı olduğu söyleniyor ya. Sağlığa zararlı. Sağlığa zararlı olması açısından eskilerinden bir kere daha güvenli. Hı hı. Ve de bu komplo teorilerin de genelde arkasında baktığınızda onu yapanları araştırmanız lazım. 3-4 sene öncesine kadar bu Rus kaynaklıydı. Çünkü Rusya bu oyunda, oyunun dışında kaldı. Ve de hani bizim gördüğümüzü görüyorlar. 5G'yi kullanabilen, üretebilen ekonomiler ileri geçecek. Dolayısıyla ne yapabilirsiniz? Onun geçmesini yavaşlatmaya çalışırsınız. Onun için bu komplo teorileriyle birçok ülkede yavaşlattılar. Elimde delil yok ama şu anda yavaşlatan bence Amerika. Çünkü Çin'in önde olduğunu gördü. Geçti. Yani eğer geriye gidip bakabilsek bu komplo teorilerini kim yapıyor diye ben Amerikalıların çıkacağını düşünüyorum. Sonuçta ne olursa olsun önünde durulamaz, set oluşturulamaz bir çığ gibi geliyor teknoloji. Evet. Her koşulda hayatımızın her alanında hakim olacak. Var mı eklemek istedikleriniz? Çok çok önemliydi çünkü bugün aldığımız bilgiler. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu fırsatı verdiğiniz farkındalığı inşallah biraz arttırmışızdır. Kuşkusuz. Takip etmeyi de sürdüreceğiz bu süreci. Umarım bir gün gelir ve artık yerli milli teknolojiler hususunda biz de yarışıyoruz ve ihracat konusunda da başarılıyız diyeceğimiz o noktaya ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Feride Bahar Işın ve Sayın İlhan Bağören. Sağ olun efendim.